Merhaba arkadaşlar, Zehra dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar iyisinizdir inşallah. Şöyle iki renkli lif ipimi aldım arkadaşlar. Lif ipleriyle anlatacağım modelimi. Lifle de yapılabilir modelimizden diğer örgü işleri de yapılabilir. Bebek kıyafetleri, bebek battaniyesi harika olur arkadaşlar. Ben lif ipiyle yapacağım. Sizler yapacağınız örgüye göre ipinizi seçip öyle de yapabilirsiniz. Ben şimdi hemen iplerimi şöyle kenara alıyorum. Beyaz ipimle hemen modelime başlamak istiyorum dostlarım. Modelimiz arkadaşlar yapımı kolay olacak. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Yapacağınız de değişik yerlerde modelimizi uygulayarak değerlendirirsiniz. Azıcık daha şöyle yaklaştırmak istiyorum. Evet daha yakın olsun ki. Anlaşılması kolay olsun. Haydi bismillah diyerek örgümüze başlayalım. semini için zincirimizi çekeceğiz arkadaşlar. Çok sıkı çekmeyeceğim inşallah. Zincirin üzerine modelimizi hemen uygulayacağım. İki renkle de yapılabilir. Çok renkli de yapılabilir aslında modelimiz. Ama en az iki renkle yapılabilecek bir model. Çok fazla büyük çekmeyin ki. Yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar zincirimizi bitirdiğimizi düşünerek modelimizin kurulumuna geçelim sayıyorum 1 2 3 4 zincir atlayıp 5. zincirin içine şu şekilde girip arkadaşlar aynı şu zincir gözünün içine 6 tane ikili trabzan yapacağım bu şekilde 2 oldu 3 4 5 6 tane trabzanımı yaptım buraya şu şekilde şu kenarımızı saymıyoruz sadece zincir üzerinin içine 6 trabzanımı yaptım tığımı doluyorum hiç zincir çekmiyorum arada 1 2 3 4 zincir gözü atlayıp 5. giriyorum aynı yere gene 6 tane trabzan yapacağım örgümüzün ilk sırası bu şekilde baştan sona kadar böyle gidecek arkadaşlar 4 oldu 5 2 4 6 tığımı doladım 1 2 3 4 göz atladım 5. ye modelimi tekrar yapıyorum modelimiz zaten iki sıradan oluşacak arkadaşlar çok kolay çok daha rahatlıkla yapabileceğiniz bir model Bu şekilde sıramı götüreyim ben şöyle. Başa geldiğimizde tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar sıramın başından başladım şu şekilde döndüm zincirimi. 6 şart tane trabzanlar yaparak bu şekilde geldim. 4 zincir gözü atladım 5. ye altılı trabzanlarımı yaptım yaptım sıramın sonuna geldim. Şimdi şu kenardayız tığımızı doluyoruz. 1 2 3. zincirin gözüne şöyle batarak tekli bir tane trabzan yaparak bu ipimizi şöyle bir zincirde çekerek burada keseceğiz. Modelimiz iki sıradan oluşuyor ama arkadaşlar hep aynı ön yöne baksın diye ipimizi başta kesmemiz gerekiyor. Yani diğer sırada öbür rengimi yaparken bunu kesmek zorundayım. Şöyle hemen kesiyorum ipimi. Onu kenara alıp şuradan diğer rengimle devam edeceğim. Şöyle kenara kaldırayım. Bitirdiğimiz kenardan örgümüzün ön yüzü değil arka kısımdan bitirdiğimiz yerden ipimizi şöyle şuraya sabitleyelim arkadaşlar. Şöyle ben zincir çekeceğim arasından geçirerek. Evet. Birkaç tane zincir çekeceğim. 2 oldu. 3 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Buradan şimdi bu rengimle devam edeceğim. Mor rengimle tığımı doluyorum. 6 tane trabzanımız var önümüzde. 6 trabzanımızın şöyle belinden girerek şu kısımdan şöyle girerek arkadaşlar tekrar ikili trabzanlar yapacağız. Doluyorum. Bütün trabzanları tek tek Şöyle tepelerine batarak değil, bakın buralara batarak değil, tığımızı dolayıp şöyle belinden girerek arasından diyoruz, belinden diyoruz bu şekilde birer berer 6 trabzanımı öreceğim, doluyorum arasından girip trabzanımı yapıyorum, doluyorum trabzanımı yapıyorum, doluyorum son trabzanımı da yapıyorum. Pardon. Aynen bu şekilde trabzanlarımızı yaptık. Bakın altta da 6 tane var. Ördüğümüzde 6 tane trabzan oldu. Tığımızı doluyoruz. Hiç zincir yok arada. Hemen yandaki yere geçip şöyle bakın. Şu aradan tığımla pardon. Tığım şu tığımla şu aradan giriyorum. Tek trabzanımı alıp trabzanımı örüyorum. Doluyorum. Belinden girip örüyorum. Doluyorum. Örüyorum. Modelimizin ikinci ve son sırası da bu oluyor arkadaşlar. İki sıradan oluştuğunu söylemiştim. Şimdi bakın arkadan görüntü bu. Bizim önden istediğimiz görüntü de şu olacak arkadaşlar. Şöyle ilerlediği zaman modelimiz gerçekten çok şık bir görüntü oluşturacak. Bakın. Bütün bu trabzanları şu beyaz kısımdaki trabzanları aynen ikinci rengimizle, rengimle bu şekilde örerek götüreceğim. Aralarında hiç zincir yok. Sadece yapmamız gereken şurada şöyle arasından tığımızı belinden geçirerek örmek. Ben sıramı sonuna kadar yapayım. Evet arkadaşlar bakın sıramı böyle başladım sonuna geldim. Örgümüzün arka yüzü burası. Şimdi ne yapıyoruz? Altı trabzanımızı yaptıktan sonra tığımı doluyorum. Şu ilk başta dört e, zincirle dönmüştük beyaz e, ipimizi başladığımızda hemen onu şöyle ortasına batıp arkadaşlar tekli bir trabzanla örgümü burada bitiriyorum. Şöyle bir de zincir çekelim ve bu ipimizi burada kesiyoruz. İplerimiz kesilerek yapılacak arkadaşlar başka türlü yapılmıyor ama bu temiz bu kenarlarını işimiz bittikten sonra yapacağımız örgümüzün kenarlarındaki bu ipleri bir şekilde temizleriz. Örgümüzün tamamı bu şekilde ama örgü ilerledikçe çok güzel bir görüntü alacak. Şimdi tekrar beyazımızla devam edeceğiz. Hemen şu kenardan bakın şuradan tığımı takıyorum. Ve şöyle ipimi buraya sabitleyip. Evet. Şöyle 3 zincirimi çektim arkadaşlar. Hatta 4 çekeyim ki gerdirmesin. Tığımı doluyorum. Şimdi arkadaşlar. Burada altta ve üstte 6'şer tane trabzanımız var. Biz ne yapıyoruz? Tığımız doladık. Şu alttaki 6 tane trabzanımızın beyaz beyazdan olan kısmın 6 tane trabzanı şöyle yaklaştırayım. 1 2 3 ve 3'ten sonraki şu araya giriyoruz. Aynen burada yaptığımız gibi buraya şimdi 6 tane aynı yerin içine 6 tane tırabzan yapacağız. İkili tırabzan. 2 oldu. 3 4 5 6. Yani ilk sıradaki işlemimize devam edeceğiz. Tığımızı hiç zincir çekmeden doluyoruz. Hemen yandaki göze geçip 1, 2, 3 trabzandan sonra olan şu ara kısma giriyoruz şöyle araya. Oraya trabzanlarımızı yapıyoruz. Aynen böyle. Dedim ya çok kolay gerçekten çok kolay ama gösterişi çok güzel bir model oluyor arkadaşlar. 4 oldu. 5 ve 6. Harika bebek battaniyesi olur arkadaşlar bunlar bu modelle. Dediğim gibi ben iki renkli yaptım ama siz mesela işte ana renk olarak beyazı kullanırsanız morun yerine başka bir renk kullanırsınız. Şu ortadaki ara renkleri değişik renklerle de yapabilirsiniz. Elinizde artan ipleriniz var ise eğer. Doluyorum. Alttan sayıyorum. 1 2 3 trabzan sonra 1 2 3 trabzan sonra şu araya giriyorum. 3 4 5 6 6 Bu şekilde sıramı yapayım sonuna kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. Tığımızı doluyoruz. Hiç zincirimiz gene yok. Bakın şu bir altta mor ipimizde çektiğimiz zincirin şöyle ortasına batıyorum arkadaşlar ikili bir trabzan yaparak bir tane de zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Beyaz ipimi kesiyorum. Şöyle diğer ipimle hemen devam edeceğim. Aynı kestiğimiz yerine arkadaşlar hemen arkasını çeviriyoruz ve oradan diğer rengimizi bağlayıp devam ediyoruz yolumuza. Şöyle 2 3 4 zincirimi çektim. Tığımı doluyorum. Hemen trabzanlarımı şöyle bellerinden girerek aynen ikili trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Alttaki mor ipim, mor rengimde yaptığım gibi. Elimdeki rengim mor renk. Ama kamerada lacivert gibi duruyor arkadaşlar. Oysa ki mor bir rengim var. Bakın. Aynen. Devam ediyorum bütün trabzanlarımın bellerinden girerek tekrar altı trabzanımın üzerine altı trabzan yapıyorum aralarda hiç zincir çekmeden örgümüz altta ve üstte aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar şu ay pardon bak katı kaldı evet arkası bu şekilde görünüyor örgümüzün ön kısmı da bakın bu şekilde ilerledikçe çok güzel bir model olacak ben birkaç sıra yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birkaç sıra yaptım modelimi şu şekilde beyazla yaparak da sonlandırdım. Çünkü devamı aynen tekrar edecek arkadaşlar. Bir sıra beyazla gittim. Bir sıra mor ipimle gittim. Lacivert gibi görünse de mor ipimle gittim modelim gerçekten çok güzel yapımı da o kadar zevkli ki arkadaşlar çok da çabuk ilerliyor arkası daha bir güzel bakar mısınız yani iki taraflı kullanabilecek bebek battaniyeleri falan harika olur arkadaşlar etol yapabilirsiniz bebek yelekleri yapabilirsiniz tamamen tercih meselesi bakın kenarlarındaki ipleri de temizledim her sırada ipimizi kesiyoruz mecburen ama kenarını temiz yapmak gerekiyor ben çok beğendim bu modeli arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Sizler sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.